Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar mutfağıma. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. 56. yemek vloğu hoş geldiniz. Sizlerle bugün gene çok güzel yemekler yapacağız. Çok güzel vakit geçireceğiz arkadaşlar. Yemek yaparak inşallah eğleneceğiz. Yemek yapmak çünkü çok zevkli. Ben çok seviyorum yemek yapmayı. Böyle arkadaşlar, hem çocuklarımı yemek yapmayı seviyorum, onları yedirmeyi. Mutlu oluyorum ben kendimce. İnşallah herkes çok iyidir sevgili dostlarım. Şimdi ben bugün 56. yemek vlogta çekeceğim yemek. Ben Ispartalıyım. Kendim Ispartalıyım. Bolu'da oturuyorum ama aslen Ispartalıyım. Eşim Sivaslı. Isparta yöremize ait. Yani benim kendi yöreme ait arkadaşlar. Yemekler yapacağım bugün. İlk kanal açtığım zaman sakalı sarkan videom var ama onu çok kötü çektik, yani 3 kademede çekildi. 3 kere 3 ayrı ayrı videoda atmak zorunda kaldık. Şimdi onu bütünüyle tek bir videoda göstermek istedim. Kendi yöremi yemeği sakala sarkan, yani bir nevi enişteli yeşil mercimek çorbası. Bunu bazı yörelerde farklı isimler söylerler ama bizim yöremizde bu sakala sarkan adıyla söylenir bu yemek. Sonra arkadaşlar asıl önemli olan şu yemeği göstermek istedim. Bu da çok değişik bir şey. Benim kendi yöreme ait. Bizim köylü kadınlarımız bahçede bahçe işi yaparken arkadaşlar hemen oradan sebzelerini toplayıp yaparlar. Hemen orada mısır toplarlar, patates toplarlar ve uzun uzun taze fasulyelerden toplarlar. Ama ben Bolu'da onu şimdi bu mevsimde bulamayacağım için canım bunu çok istedi. Hem yiyelim dedim çocuklarla, hem de sizlere göstermek açısından bir göstereyim dedim kendi yöremin yemeğini. Ara ara böyle kendi memleketimin yemeklerini de yapmak istiyorum size. Şimdi şöyle sıyırma deriz biz bunu arkadaşlar. Bahçede aslında karalı tencerede. Şimdi arkadaşlar karalı tencerede bahçelerdeki bizim kendi memleketimizin köylülerimiz, kendi köylü kadınlarımız, anneannem de dahil çok yerdik biz köye gittiğimizde. Uzun uzun diye lafı uzatmadan hemen kısaca şöyle anlatayım. Mısırı, patatesi ve fasulyeyi, bu üçlüyü karalı tencerede böyle pişirirler. Sonra tencereyi ters çevirirler sevgili dostlarım. Onu biz böyle tuza banıp yeriz. Adı sıyırmadır. Herkes bilir. Hem hafif hem de sağlıklı hem de sebze yemeğidir. Şimdi ben size şöyle göstermekle başlıyorum. Aslında ben bunu ev usulü olarak yapacağım ama bahçede biz böyle yapmıyoruz tabii. Şimdi şöyle koyuyoruz arkadaşlar, bakın tencereme fasulyeyi. Hiç kırmıyoruz arkadaşlar. Bu kırılmaz. Bu kırılmaz. Yani biz bunu kırmadan yaparız. Tekrar söylüyorum. Isparta yöresinin sıyırması. Biz buna sıyırma deriz. Herhalde kılçıklarını sıyırdıkları için sıyırma dediler. Ben öyle tahmin ediyorum. Adanın tam nereden geldiğini bilemeyeceğim. Büyüklerimize sormak lazım, yaşlılarımıza. Ya da özel bir attır. Yani ya, anneannem öldü, babaannem de öldü. Büyüklerimizden bir büyük yengemiz var. O yengeye sormak lazım. Bizim memlekette yaşıyor. O yenge bilir buna neden sıyırma dendiğini. Şimdi ben bunu bilemeyeceğim. Biz böyle gelmiş böyle gidiyor. Çocukkenden beri hep bunu sıyırma olarak biliriz. Köyde herkesin yediği çok güzel yani. Şimdi ben bunu yağsız koyacağım. Ama sonra isterseniz, siz bunu pişirmek isterseniz beni izledikten sonra videolarımı, siz yağ katabilirsiniz. Ben de yağ katacağım ama bahçede yağ katılmaz. Biz bunu yağsız böyle tuza banıp yeriz. Biz pırasa pürçü deriz. Çiğ pırasa. Bak oğlum, fasulye yapmasaymışım. Gidiyormuş bu fasulye. İyi ki de yani. Tazecik aldım. Sıyırma vururuz diye. Biz şey deriz arkadaşlar, Isparta yöresinde. Sıyırma vurduk deriz. Biz öyle deriz. Keşke de biz keşkek vurduk deriz. Biz öyle hitap ederiz yani yemeğe. Keşkek vurduk, sıyırma vurduk. Vurduk denir yani. Ne anlama geliyor bilmiyorum. Ispartalılar öyle der. Kendi memleketinin. Şey, memleketimin insanları. Şimdi tabii ki arkadaşlar Sivas yöresinden de yemekler yapacağım. İnşallah eşimin memleketinden de yapacağız. Şimdi bunu çorbayı bir göstersen. Şimdi hemen çorbamızın, oğlum geç kalıyoruz. Yani şeyler haşlanıyor. Şimdi ben vakitten kazanmak için
sevgili dostlarım. Mercimeği videoyu çekmeden önce koymuştum. Şimdi eriştesini atıyorum. Bakın şöyle. Herhalde bu da Sakalı Sarkan, yani isminden de belli olacağı üzere herhalde yaşlılarımızın sakalına sarkmış ki yerken, o yüzden Sakalı Sarkan denmiş. Herhalde bunun ismini tahmin edemiyorum. Bu oradan geliyor. Evet, bu eniştemiz de pişsin. Bunun salçasını, soğanını, yağını kavuracağız. Ondan sonra onu öyle halledeceğiz. Sıyırmamızın suyunu verelim oğlum. Onun altını açalım. Evet arkadaşlar, böyle fasulyemizin üzerine az bir su dökelim. Suyumuzu verdik. Fasulyemiz haşlanacak. Yani bir nevi arkadaşlar, bu bahçede köylülerimizin pratik, bizim eskiden ninelerimizin pratik böyle hemen yapabilecekleri, böyle yani bahçede yiyebilecekleri bir, yani sebze garnitürü diyeyim ben. Arkadaşlar bu sebze garnitürü gibi bir şey yani. Aslında bunu yazın bir de ben size patates ve mısırla göstereyim. Onu böyle doğada bir yerde karın tencerede pişirelim. Ters çevirelim. Onu, o daha güzel olur arkadaşlar. Onu ben ayrı bir video yaparız. Yaz gelsin. Şimdi kapatıyorum. Bu haşlansın. Şimdi arkadaşlar şöyle Sakalı Sarkan çorbamızın da eriştesi pişsin mercimekle birlikte. Ben bunun salçasını, yağını, soğanını kavuracağım. Sıyırmamızı da haşlansın serviste göstereceğiz. Onun üzerine arkadaşlar kendi yöremin Isparta yöresinin kaymak yağı var. Şu an benim evimde mevcut. Kaymak yağını katacağım. Bu kaymak yağının arkadaşlar gerçek ismi, yani bu Ege yöresinde kullanılıyormuş. Ben de bilmiyordum, okudum. Kaymak yağının şeyini okudum ben. Nereden geliyor? Yani biz bunu nereden biliyoruz? Kendi yöremiz. Bunu nasıl keşfettiler? Yani bayağı yıllardır yani bunu köylülerimiz yaparlarmış. Adı dartıymış aslında. Tartı, dartı diye geçiyormuş. Yani bunu birçok yöre biliyormuş sevgili dostlarım. İzmir, Bilecik, Kütahya'nın bazı, yani Kütahya'yı tam bilmiyorum da İzmir, Bilecik, Isparta, yani bu yöreler bu sütün kaymağını biz alırız arkadaşlar. Yağda kavururuz. Saklama kaplarına koyarız. Onu böyle makarnalara, bulgur pilavına, böyle bizim kendi yöremizin boranı, çilbir, onun üzerine azar azar koyarız. Biz her şeyi katarız bu kaymak yağını sevgili dostlarım yani. Isparta'nın insanı çok sever kaymak yağı. Pazarlarda da satılır zaten. Yalvaçlı. Yalvaçlıyım ben. Bu böyle arkadaşlar işte. Isparta Yalvaçlıyım. Kendim nereli olduğumu da söyleyeyim. Hiç söylememiştim. Annem de burada oturuyor. Ama bizim çoğu tanıdıklarımız hep Isparta Yalvaçlı. Biz Yalvaçlıyız arkadaşlar. Isparta merkeze 1,5 saatlik yol olan bir ilçe. Eşim de Hafikli, Sivas Hafikli. Kendi özgeçmişimizden de biraz bahsedelim değil mi oğlum? Hiç bahsetmiyorduk. Fasulyemiz kaynasın. Bir salata yapalım mı oğlum? Yapalım. Ben şöyle kış salatası yapacağım. Ya bir de bu iller genelde Türkiye çapında aşçılıkla şey olan iller. Daha çok aşçılıkla ilgilenmiş yani oluyorlar. Bizim yöremizin Bolu, Isparta. Yemekleri güzel oğlum. Bizim çok güzel olur yemeklerimiz yani. Arkadaşlar daha... Yok. Beni göster. Söyleyeyim dostlarımıza. Heh. Beni göster oğlum. Söyleyeyim yani birebir kameraya. Arkadaşlar benim kendi yöremin çok güzel yemekleri var. Onları sırayla yapacağız. Mesela benim geçen gün yaptığım pelte, aslında onun adı Isparta'da su peltesi olarak geçiyormuş. Yani geçiyor. Ben onu annemden pelte diyorduk ama kendi yöremde o su peltesi olarak geçiyor. Ben onu sütle yaptım o gün. Asıl yani o suyla yapılır. Sütlü ama daha güzel oluyor. Sütlü daha mı lezzetli oğlum? Ama anneannem diyor ki suyla yapılan daha lezzetli olur diyor. Belki şeker anlamında daha şekersiz oluyordur. O yüzden güzel yani gidiyor. Evet. Şimdi ne yapalım? Salatamı yapayım anneciğim? Tamam. Bir salatamızı, dakika. Işığımızı oraya... Evet arkadaşlar, şimdi ben kış salatamı yapıyorum. Biliyorsunuz kış salatası, havuç, kırmızı lahana, tur. Kışın salata malzemeleri bunlar. Güzel olur bu çorbanın yanına da salata. Yeriz çocuklarla.
Ben çok severim arkadaşlar bu kış salatasını. Ben geçen gün oğlum balık videosunda ortaya havuç rendelemişim, turp demişim. Onu da düzeltmemişim. Aa ben ya, de şey yapmışım. Arkadaşlar bazen böyle konuşma hataları oluyor yani, kusurumuza bakmayın. Yani ben yanlış bir şey söylersem siz artık onu anlayın, düzeltin kendi kafanızda. Havuç rendelemiştim, turp demişim. Bazen kelimeler yanlış çıkıyor ağzınızdan. Hem burada yemek yapıyorsun mesela, hem konuşuyorsun, hem kameraya konuşuyorsun. Zor yani arkadaşlar. Yani yemek yaparken konuşmak da çok zor. Anlatmak kolay değil yani bu işler. Yeterli değil mi oğlum kıvırcık? Yiyemezsek bir de. Ha? Yani çok yapma. Evet. Yağını, limonunu yerken yapacağız. Evet şu kıvırcığımı şöyle. Şimdi kırmızı lahanamı doğrayayım. Bence bu da çok yağ. Ben çok kesmişim. Yani hele bir doğrayayım bakayım şunu. Ben böyle kırmızı lahanayı uzun uzun doğrarım. Ben öyle daha çok seviyorum arkadaşlar. Ben böyle severim. Küçük küçük ben sevmem yani salatanın içinde. Kışın böyle mor, kırmızı renkler, renkli şeyler yiyecek kışın oğlum. Şu fazla şunlar. Baksana bir kase yine salata olacak. Evet havuca geçiyorum. Bak gene turp diyorum ya. Ben havuca niye hep turp diyorum ya? Havucu rendeliyoruz. Ha tarihi de söyleyeyim. Tarihi söyler miyicim? 17 evet. Aralık Perşembe. Yılbaşına? 2 hafta. Ne kadar kaldı? Kaç gün? 2 hafta. Tabii 2 hafta var. Doğru. Bu arada o yemekleri bir göstersene. Yeter bence ya. Hani? Şeye geçeyim ben. Tur. Fasulyemiz bakın haşlanıyor. İnşallah pişen cinstendir bu fasulye ama sanki öyle gibi. Haşlansın bakalım. Keşke bunu düdükle de vurabilirdik. Çabuk pişer diye. Bak aklıma gelmedi. Bakın arkadaşlar şey eriştemiz de pişmiş herhalde erişte. Ne çabuk pişti. Olmuş gibi. Olmuş gibi. Hemen bunun şimdi salata yapalım. Yağını, yağını şeyini, salçasını sonra yapalım oğlum. Şimdi ben turplarımı rendelemeye devam ediyorum. Arkadaşlar bu da dışı beyazdır, içi pembedir. Bu turbu ben Adana'da 6 yıl oturdum. Eşim orada görev yapıyordu. Sevgili dostlar bu turbun içi pembedir. Adana yöresinde çok olur bu turpta. Adana'da ben hatırlıyor musun oğlu? Çok gerçi siz küçüktünüz. Ben bu turptan çok alırdım. Babamla yerdik. Arkadaşlar bu da Adana'nın meşhur turbudur. Ama Türkiye'nin her yerine geliyor yani. Bolu'da bulabiliyorsun. Ama Adana'da yetiştiriliyor anneciğim bu turp. Zaten Adana'nın turbu ünlü anneciğim. Kadirli turbu var. Mesela ben pazara giderdim. Hep kadirli turbu gelirdi Adana'dan. Bu da normal turbumuz sevgili dostlarım. Beyaz. Dışı pembe kabuklu olan. Hangisini yendirendirdim mi size göstereyim dedim. Kış salatası yapıyoruz arkadaşlar o yüzden. İçi pembe dışı beyaz turbumuz. Dışı pembe... İçi beyaz turbumuz. İkisi farklı. Şey oluyor mu? Tad olarak fark oluyor mu aralarında? Tabii. Şimdi böyle yayalım turplarımızı da arkadaşlar. Tam bir kış salatası. Bakar mısınız? Yani ben çok severim bu kış salatasını. Şunları şunu alalım. Buradaki dağınıklığımızı kaldıralım anneciğim. Evet. Soğanı doğramakla devam ediyorum. Videoma. Şimdi bu çorbanın. İsterseniz soğan katmayabilirsiniz. Ben mesela ilk yaptığımda burada soğan katmamıştım. Ama şimdi soğan katayım dedim. Belki soğan çünkü lezzet veriyor yemeğe. Şimdi ben soğanımı kavuracağım. Çorbamın yani sosunu hazırlıyorum bir nevi arkadaşlar. Sivas yöresinde bunun bir adı vardı oğlum. Ne diyorlardı ya? Böyle. Buna bir şey diyorlardı. Kokoreç mi? Öyle bir şey diyorlar. Arış geliyor. Yani salçalı, soğanlı. Gelmiş mi yutasını? Maviş ne yapıyor?
Şunu şöyle alayım anne. Şu çorbayı şuraya alayım. O ne? Yavaş yavaş kaynasın. Şunu da şuraya alalım. Allah Allah. Bir dakika. Evet. İki kürek. Evet. İki kürek şey. Tuz. Yağı da dibini dolduracaktı. Turp nasıl koktu? Evet. Turp kokusunu görüyor musun? Evet, şimdi bunu kavuralım. Evet arkadaşlar. Fasulyemizi bakalım. Haşlanıyor, evet. İşte biz buna sıyırma deriz arkadaşlar. Çok severiz. Soğanımız daha tava ısınmadı ya anneciğim. Salatamızı da yaptık, her şey hazır. Bir tek tulumları kaldı oradan. Ve kaymak yağını tavada kızartacağız. Onu yapmam lazım. Soğanı kavurduktan sonra da şuraya oğlum, şuraya bir sil vereyim ben. Şuradan beyaz şeyler dökülmüş. Ha. Oraya onu sildim. Tamam. Evet. Aç anneciğim, aç sen. Güzellerini koyayım. Buna salça falan katacağız. Tabii oğlum, katacağız salça. Şunları gösterecektim baktığınız. Evet. Ha, kaymak yağını şey yaptım. Bunu çok çok güzel göster. Dur, hayır. Yok yok, kaymak yağını göster. Ha, onu mu göster? Ha, buradan gösteriyorum, birazdan gösteririm. Onu üzerine servisini göster. Ha. Bunun yok. Şunu da, şunu da göstereyim anneciğim. Şu pancarı. Hangi tabakta çağırırsam sanki. Şunu katalım mı anne salçasını? Dur anneciğim, kavrulsun. Biraz daha mı çabuk? Tabii tabii, kavrulsun. Şu an çekiyor değil mi? Aha. Yemeğimizi. Evet, kavrulsun. Çorba da orada hala daha kaynıyor. Bir daha şu yaşasın. Çorbanın ben bir şeyine bakayım. Eniştelerimin pişme durumuna. Sanki pişmiş gibi artık. Biraz daha buna. İstersen bir bak tadı mı? Anneciğim, ben anlıyorum onu gözümle. Olmuş gibi ya. Bayağı olmuş gibi. Var. Evet. Heh, bu biraz kaldı. Bak burası ağız yanıyor. Neyse. Şunu gösterecektim oğlum. Gelsene. Şöyle kesebilecek miyim oğlum? Tamam. Arkadaşlar bunu da biliyorsunuz. Bu kırmızı pancar. Kırmızı pancar arkadaşlar. Bunu ben çok seviyorum. Ah çocuklar da yesin. Bunu böyle tuza banıp banıp yiyorum. Şekilde böyle oluyor. Böyle ben bu kesme şeyiyle kestim. Arkadaşlar çok sağlıklı bu kırmızı pancar. Hele ki kış ayında. İnşallah bunun zamanı bitmeden oğlum şey yaparız bir. Rus çorbası var ya. Boş muydu? Borç muydu? Rus çorbası anneciğim. Pancar katılıyor. Beyaz ağına katılıyor. Ondan yapmayı düşünüyorum ama bir türlü yapamadım ki. Şey, Rus çorbası anneciğim. Et katılıyor. Beyaz ağına anneciğim. Bu kırmızı pancar. Ondan sonra soğan, kırmızı et. Yani çok güzel bir çorba. Rusların içtiği arkadaşlar. Bu da kırmızı pancarımız. Güzel sanmış bir şey. Işığa doğru. Kırmızı pancar doğradık arkadaşlar. Bunu yağ limon yapacağım. Yani gayet sağlıklı bakın arkadaşlar. Salatamız, kırmızı pancarımız. Heh, kaymak yağını göstereyim. Bunu çok çekez göstermiştik zaten. Nasıl anlayacağım? Çok çekez göstermiştik. Buzluktan çıkardın değil mi? Evet, dolapta duruyordu. Bu dolapta saklanıyor anneciğim, bozulur yoksa. Salçasını katabiliriz artık herhalde. Bir bakayım ben ona. Evet. Biraz da soğanıyla salçasıyla bu kavrulur. Tuzunu katmıştım. Ne kadar, bir dakika işte ne kadar salça yeter ya. Çok kırmızı yapıyor bu salça. Ha. Bak şöyle bir yemek kaşığı herhalde. Ben karıştırıyorum. Karıştır tatlı onu. Onu kavuralım. Çorbaya katalım. Ondan sonra şeye geçeceğiz oğlum. Yavaş anneciğim, yavaş.
Ha, ben bu çorbayı kapatıyorum artık Deniz. Hamur olmasın erişteler. Baksana oğlum. Erişteler hamur olur ve un verir yani. Çekiyor mu şu an? Tamam. Deniz bu taraftan. Tamam. Fasulyeme bakayım. Ben onun başa yardımıyla şey yapmayı düşünüyorum oğlum. Şöyle çevirmeyi. Aslında tabii bahçede biz bunu yaparken böyle çevrilmez tabii. Anneannem onu bir koyardı ateşe. Bir saat, iki saate kadar o pişerdi. Bir saat, iki saat sonra yani böyle çevirmek falan yok. Bir saat, iki saat sonra yerdik. Yavaş yavaş ateşle pişerdi o. Evet. Onu kavur anneciğim. Heh. Onu var ya oğlum, biraz çorbanın suyunu az gördüm. Şey yapalım. Çare tükenmez tabii demokraside. Ne yapacağız? Yok ya. Yok anneciğim, suyu az mı? Çeker o erişte tabii. Bak ne yapacağız anneciğim? Şimdi bunu kavuracağız. Bunun üzerine su vereceğiz. Kaynayınca. Şimdi soğuk su katmayalım yemeğe. Pişmiş haşa soğuk su katılmaz. Bir dakika, bunu şeye katacağız. Evet. Ha, ben buna katacağız sanmıştım. Ay hayır anneciğim. Taze fasulye üzerine kaymak yağı, yağ gezdireceğim. Ha. Öyle olacak. Onun sunum tabağı nerede? Ha, burada. Onu buna koyacağız. Çok sıcak oldu ya. Salatamız, pancarımız. Altı bunun iyice açık değil mi anneciğim? Fasulyeyi. Açalım ya. Hani çabuk sikliymiş. Pişsin. Kısır almışız. Bakar mısın? Evet, bir göstereyim onu. Bu çok güzel, lezzetli olur. Arkadaşlar şeyini koparmadan yeriz biz. Bak. Şöyle yerken de göstersem keşke. Ben bunu yerken bir de göstereyim. Tamam. Yapalım. Bir yerken göstereyim ben. Hem yiyeyim. Bu da salçamız kavrulmuş herhalde. Olmuş gibi. Birazcık az çikolata dökülmüş yaptı. Evet. Şöyle olmuş gibi herhalde. Ben şey yapayım. Şimdi ben suyumu veriyorum. Ben böyle bazen yaparım arkadaşlar. Suyu azsa kavurduğum salçaya su katı veririm. O kaynar. Onu tekrar ona dökelim. Pratiklik yapalım yani. Çünkü soğuk su katamayacağına göre yemeğe. Böyle hileler yaparım. Evet, tekrar buradayız sevgili dostlarım. Bakın suyu da tamamen çekti. Şimdi yavaş yavaş alalım şöyle. Bayağı bir 10-15 dakika kadar bekledik. Evet. Toplamda 40 dakikada 45 dakikada falan pişti bu arada. Evet anneciğim. Ya da ben şöyle alayım ya. Şeyi suyunu kattık. Ve arkadaşlar pişerken biraz bunu tabii siz görmediniz. Yağ kattım, tuz kattım. Yani biraz yağladım. Bakın suyu orada yağlı yağlı çünkü. Ne kadar tuz kattın? İşte oğlum bir tatlı kaşığı kadar. Yağı da dibini dolduracak kadar. Az bir şey. Üzerine şey yaptım. Heh. Evet. Tabak almayacak mı? Ozan fasulye çok seviyor. Sen de yersin anneciğim, bu güzel olur. Hı. Evet. Onlar da neyse, alayım onları da hadi. Şöyle bir koyayım anneciğim elimden. Şimdi gelelim sevgili arkadaşlar şeye. Ben suyu çektirmek istemiştim oğlum ama suyu kaldı biraz. Neyse. Şimdi kaymak yağını yapıyoruz arkadaşlar. Evet böyle arkadaşlar. Biz bunu sıyırma deriz. Böyle olur. Yani hafif, sağlıklı bir sebze yemeği sevgili dostlarım. Ben bu kaymak yağının hepsini yapmayayım. Şimdi biraz zeytinyağımı nerede oğlum benim, nereye koydum? Çok az çiçek yağı kattım. Biraz da zeytinyağı katalım, lezzet versin. Şöyle gezdireyim. Evet. Tabii ben bunu zenginleştiriyorum arkadaşlar. Yani biz yağsız yerdik bahçede. Ama yağlı yaparsanız daha lezzetli olur. Hakiki zeytinyağı gezdirdik şu an üzerine arkadaşlar. Şimdi kaymak yağını yağda kavuruyorum.
Ben de şunu göreyim. Kendi yöremin kaymak yağı. Şuna da suyunu kattık. Şimdi bakın arkadaşlar, bu da sakalı sarkan çorbamız. Böyle oldu. Şöyle size kepçede göstereyim bakın. Enişteleri sarkacak sakalımıza. Sakalımız yok ama. Herkes köse evet. Sakalımız yok ki sakalımıza sarksın. Evet, biz bu kaymak yağı, dediğim gibi arkadaşlar, sütün kaymağı tavanın üzerine alınır, size öyle anlatayım. O böyle yağda kavrulur. Sonra biz bunu buzdolabına koyarız. Oradan böyle azar azar yemeklere katarız. Gerçek adı dartı mı demiştim? Dartı. Aa, dartı. Çok değişik bir ismi var işte oğlum. Bu eski Türklerden gelen bir şeymiş. Eski Türklerin yaptığı. Şimdi yani kapatalım. Normal donmuş ya, kızartıp şey evet. Yapıyor. Şimdi dökelim. Kaymak yağımı da döküyorum arkadaşlar. Isparta yöremizin sıyırması. Bahçede kaymak yağı katılmaz. Ama ben yani tarifine baktım. Böyle kaymak yağlı da oluyormuş. Bahçede sıyırma vurdun mu direkt patates, mısır böyle yağsız haşlayıp biz yeriz. Böyle oldu arkadaşlar benim sıyırmam. Isparta yöresinin sıyırma yemeği. Biz çok severek yeriz. Bak biraz yaptık oğlum. Gördün mü kaymak yağını? Neyse, önemli değil. Şu kalanı da ben kullanırım. O heba edilmez. O çok değerli. Evet arkadaşlar. Isparta yöremizin sıyırması. Şimdi ben size bunu yerken göstereceğim. Işığı yakıyorum artık anneciğim. Şimdi biz şeyi bunu gösterelim. Yerken göstereceğim anneciğim. Sofraya koyayım. Turpu buraya aldık. Salatayı oraya koyduk. Şöyle koyalım oğlum. Yemeğimiz, sıyırmamızı. Çorbamın da servisini göstereyim. Onu yerken göstereceğim. Nasıl? Çorbamın da servisini göstereyim arkadaşlar. Ben belki bunu Barış'a içeririm. Daha o büyükler acıkmamışlar. Ama ben çok acıktım ya. Belki biz Barış'la yeriz oğlum. Arkadaşlar bu da gene Isparta yöresinin. Başka yörelerde ismi farklı. Bizim sakalı sarkan çorbamız. İsterseniz nane katabilirsiniz ama biz nane katmıyoruz. İstersek bu kaymak yağından da üzerine katılır. Bak fazla yaktık kaymak yağını. Görüyor musun anneciğim? Ama ben onu kullanacağım. Yani gözüm onu yanmış gördü. Evet. Şimdi ben göstereyim. Şöyle oturayım. Beni çek anneciğim. Biz arkadaşlar şöyle yaparız bunu bahçede. Mesela bu yağsız olduğu için, tabii şimdi ben yağlı. Şöyle elimize alırız. Şöyle katlayıp katlayıp yeriz. Evet, şöyle. Böyle yeriz. Çok güzel olur. Evet, bu da böyle oldu arkadaşlar. Sıyırmamız. Çorbamız. Sıyırmamız. Salatamız. Turbumuz. Bizim bugünkü menümüz böyleydi arkadaşlar. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Ben şimdi size veda ediyorum. Bir tane daha atayım ağzıma. Sen gel burada veda et. Sıyırma. Ha, oturarak veda edeyim ilk defa. Sıyırmamı da ağzıma atarak. Arkadaşlar 57. yemek vlogta görüşürüz. Çorbamı da tadına bakayım. Dur oğlum, onu da göstereyim. Şöyle çorbamın da tadına bakayım. Herhalde güzel oldu ama çok sıcak ya. Çorbamın da tadına bakıp göstereyim. Çok sıcak arkadaşlar çorbam. Çok güzel olmuş. Karabiber de dökülebilir. Bu da böyle oldu arkadaşlar. Ben şimdi yemeye devam edeceğim ama. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ben gidiyorum. Hoşçakalın, dostçakalın. Kendinize çok iyi bakın. 57. yemek vlogta görüşürüz. Kanalımda kalın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın.